Ekip arkadaşlarımızın yaptığı çekimde çok önemli bir detaylı bilgi alacağız. Kimlerden mi? Plastik cerrahımız Fikret Çelik bize genel estetik ameliyatlarından. Hemen devamında da Demet Budak estetisyenimiz. O da epilasyon ve Amerikan cilt bakımı ile ilgili bilgiler aktaracak. İzleyelim. Top dolu görüntüler. Aslında tıbbın en geniş branşlarından bir tanesi. Yani estetik bizim işimizin yaklaşık %10-15'i. Yani 7-8 alt branştan bir tanesi. Mesela doğumsal anomaliler, yanık cerrahisi, kafatası cerrahisi, el cerrahisi, bütün bunlar hepsi plastik cerrahinin alt branşlarıdır. Estetik de burada konumlanmıştır. Estetik deyince de yani saç ekiminden tutun ayak parmağına kadar göze hoş gelmeyen her şeyin onarımı demektir. Tabii son yıllarda son derece popüler ve başarılar da arttıkça aslında yapılan ameliyat sayıları da son derece artmakta. Saç ekimi, işte göz kapağı estetiği, yüz germeler, elmacık kemiği oluşturmalar, dudak estetikleri, kulak estetikleri, çene estetikleri, boyun gıdı estetikleri, işte göğüs estetikleri, büyük olması, küçük olması, sarkık olması, karın estetiği, karın germe, liposuction, ki bunların hep böyle alt şeylerinde de son derece gelişen bir teknolojik kavramlar karışıklığı var. Popo estetiği, bacak estetiği, bunlar en sık yaptığımız şeyler. Herkes aslında bir eksiklikle, bir düşünceyle ya da bir şikayetle geliyor. Bu bazen tek ameliyat olabilir ya da o bize bir şey anlatırken, problemi anlatırken beraberinde yapılacak işlemlerin onu daha iyi hale getirebileceğini biz görüyoruz. Çünkü kişi burnu isterken aslında çenesinin geride olması ya da onun işte elmacık kemiklerin biraz çıkık olması, demin de söylemiştim, yani biz çok aşırı tavsiye eden bir şey de değiliz ama hastanın o yolda olmuş olması lazım. Yani hasta ne kadar değişmek istiyor mesela, bu çok önemli bir şey. Bazı insanlar eşinin, dostunun, komşusunun bile fark edemeyeceği minik değişikliklerle yoluna devam etmek ister. Bazı insanlar da şaşırtmak ister. Dolayısıyla oradan yola çıktığınız zaman eğer gerçekten yani üzgün bir yaşam, bozulmuş bir psikoloji, ne bileyim bazı kompleksler, bazı travmalar ya da büyük bir değişim isteği varsa, o zaman tabii bunu toplu olarak ameliyathaneye yansıtmak bizim görevlerimizden bir tanesi. Zaten aslında bazı şeyler birlikte gelişiyor. Mesela hamilelik süreci geçirmiş bir kadının sadece karnı deforme olmuyor. Göğüsleri boşalıyor, sarkıyor, emzirme süreçleri vesaire. Ya da almış olduğu kiloları geri veremiyor ya da fazla kilo almış oluyor. Bütün bunları üstüne koyduğun zaman konu sadece karın gerdirmekle ya da sadece liposuction yapmakla çözülmüyor zaten. Bir insanın bir ameliyata girmesi, ona psikolojik hazır olması, öyle bir süreci yapması, iyileşmesi, sonra arkasından öbürünü yapması falan, bunlar gerçekten sosyal açıdan da, psikolojik açıdan da, ekonomik açıdan da kolay konular değil. Bilimin el verdiği altın oranlarla hastanın hayali arasında bir köprü kurmanız gerekiyor. Eğer yapmayacaksanız da bunu çok net bir dille neden yapmadığınızı ya da neden olmayacağını net bir şekilde anlatmanız gerekiyor.